Bacılar, videonun açılışını yapmayı unutmuşum. Hemen şöyle bir açılışı yapayım. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Can bacılar, can ablalar, iyisinizdir inşallah. Bizler hamdolsun iyiyiz. Videonun devamına geçelim. Şöyle arkadaşlar, bakın. Uzak çekim yapmış. Şöyle bir girişi var. Ondan sonra şöyle gidiyoruz. Hatta şöyle, bakın. Çocuk odası şu şekilde. Burada da balkon. Böyle. Daha sonra şöyle gidiyoruz bakalım. Bakın şurada küçük tuvaleti var. Daha sonra şöyle burada banyosu var. Şu şekilde. Daha sonra şöyle bir kocaman yatak odası var bayanlar. Yalnız bu ev şey. Dur sonra söylerim. Bakın şöyle. Şöyle uzak çekim yapayım. Daha sonra ilerliyoruz. Şöyle fayansları bakın. Burası böyle salon. Mutfak. Amerikan mutfak. Şöyle bakın. Mutfak dolabı, ankastre seti varmış. Şöyle bir kocaman da salonu var bayanlar. Çok büyük. Yani var ya, gerçekte görseniz daha büyük. Şöyle bir şeyi. Penceresi güneye bakıyor bu cephesi. Doğalgazlı burası da. Doğalgaz da varmış yani bakın. Ama anlatacağım size ne olduğunu. Beğendin mi annesi? Ama işte nedenini biliyorum. Şöyle. Evi gördünüz zaten. Bu ev hasarlı. Biliyor musunuz? İçindeki o şeyler inşaat yapılmış, tadilat yapılmış. Onun için yani. Evin çevresi de böyle bakın. Güzel yol kenarı. Ama okul çok uzak biliyor musunuz? Ta pazarın ilerisi. Ne yani? Böyle baksana. Yani şimdi başka bir eve gidiyoruz. 3+1 burası. Çekiyorum hemen. Şöyle şu kapıyı kapatayım da ha. Ev bu şekilde bakın. Şöyle bir vestiyeri var. Şurada çamaşır makinesi için yer. Şurada bakın şöyle. Dönmesi. Daha sonra böyle gidiyoruz. Bu ev hep fayans. Şöyle karşıda çocuk odası. Şu şekilde. Ondan sonra şöyle gidiyoruz. Burada bir lavabosu. Şurada da bir banyosu. Şu şekilde. Ev doğal gaz bu arada. Şurada hemen çocuk odası 3+1 söylemiştim ya. Burada bir çamaşır balkonu. Ay çocuklar çıldırmış. Daha sonra şöyle ilerliyoruz. Burada da yatak odası. Şöyle şurada da giyinme odası gibi yer yapmışlar da dolap falan yok. Hani böyle bir ardiye gibi yer yapmışlar bacılarım. Hemen size salonu göstereyim. Salon mutfak bir Amerikan. Ay aşırı küçük, bir bakın göstereceğim size. Şöyle bakın. Böyle arkadaşlar. Buradan da şöyle bir şey var. Balkonu var. Balkon kocaman. Onu da göstereyim bakın şöyle. Bol gazlı söylemiştim ya. Bir dakika şöyle. Pencereyi de kapatayım, rüzgar sesi gelir belki. Annem eve gitti. Ben de işte eve geldim. Vallahi bugün ne yapacağım? Ay sıcak oluyor ya, şuraya açayım. O telefonun yerine gelmesin. Ortaya karışık bir kahvaltı hazırlayacağım. Yemeğimiz o. Çocuklar da seviyor. Ben de seviyorum. Valla güzel oluyor. Böyle toz, kahvaltılık türler. İşte öyle şeyler. Domates, salatalık. Daha sonra gördünüz bacılarım. Eve gittik. Ya benim şansıma hep böyle hasarlı evler mi çıkar ya? Gördünüz o 6,5 binlik ev var ya bacılar. Hasarlıydı. İçini
Ay içini bacılar. Ya ama ben hemen anladım, dışta çatlak vardı. Sonra içeri girdik. Abi dedim burası ne? Az hasarlı diyor. Ama içi full bacılar, inşaat. Hani bu ev nasıldı? Aynı. Hep inşaat. Düşünün yani. Yerleri gördünüz zaten. Her taraf. Ev güzel bak. Ondan sonra. Dur hala orada olmaz oğlum. Ev iş güzel. Hani bayağı genişti salonu falan. Annem de çok beğendi. Doğal gazlıydı bir de bacılar. Doğal gazı da vardı. 6500'dü. Bir de şu var. Nefes'in okuluna yakın değil. Market falan hiç yok yani. Yokuş var. Tepeye çıkacağım. Ta nereye gideceğim. Öyle. Diğeri hangisine baktı? Unuttum. Kafa hiç kalmadı ki. Ha. Onu da gördünüz. Tam bir tepede bacılar. Hani bir yere bakmıştık ya biz. Dedim tepede hani manzarası ne güzel. Oradaymış. Her yer uzak. Ay. Hiç ya. 3 artı 1 zaten o da. Ne yapayım? 3 artı 1'i ne yapayım da? Ama kararımı verdim ben. Anneme de bir şey yapayım, sorayım. Hepiniz absürt tahmin ediyorsunuz zaten. Dur bakalım. Bir aksilik çıkmazsa o beğendiğimde de. Şeye yapınca görüyorsunuz değil mi? Ha. Tost makinesine yapınca o tost makinesinin o şeyi var ya, bir yağlanıyor, bir normal şey, illa sıcak su dökmem lazım, çıkarılıyor. Tamam, çıkarılıyor da ben de böyle ocakta pişirip böyle koyuyorum hani. Daha iyi oluyor. Akıl işte bendeki. Unuttum şey yapmayı. Gelirken alsana Nazlı. Kutu almayı unuttum. Neyse yemeğimi yiyeyim. Aç karnına yapamam. Şu evi toplayacağım. Kullanmadıklarımı hani bacılar toplayacağım. Anladınız değil mi? Ne yapayım? Nazlı'nın bir ev macerası daha başlıyor. Hatta başladı da gerçi. Bu da şeyin yanı şurada. Biz çayı böyle biraz kaynatırız. İşte ocakta bakın. Demini ha. Biraz da şunu alalım. Su koyduk fıtığına. Suyu az gelir. Ekmeğe sence biraz daha böyle. Elektrik, su, internet. İnternete de dün aradım bacılar. Ne diyor biliyor musunuz? Modemi götürmeniz lazım. Ondan sonra 11 bir hafta ile 10 gün arasında geleceklermiş. Ya tamam da modemi götüreceğiz. Bir de geç geliyorlar. Nasıl olacak ben bilmiyorum ya. Yine geçen saat diyorum ki internetsizdir. Yine öyle olmayın bacılar. Vallahi ben yine öyle olacağım herhalde. Ya. Oy oy. İnternet benim için şart. Kendi internetim var da gerçi. Ama o az, neye yetecek? Toplamaya da yardım edin dedi. Kız dedim hiç gerek yok. Gelim işte dedi, seni de özledim. Hani yardıma gelin dedi. Ben dedim öylesine gel dedim. Hani yardım için değil yani ha dedim. Tamam dedi. Ne ol şey yap. Durmuyor işte. De. Hemen yardım eder yani. Allah razı olsun. Şu an ev böyle düzensiz ya. Tiken üstünde gibiyim aynı. Kalın soydu valla. Bunu da Seç'ten aldım, 10 liraydı kilosu. O böyle kasanın yanına koyuyorlar. 10 liraydı, aldım 1 kilo. Hala bunun altı, aa! Şimdi gitsem altı yanar daha bu sucuklar ne. Dişim sızladı. Yapılmayan var ya arkada, kendi ana dişim, o ağrıyor. Hava aldı bak. Efendim oğlum. Hadi başlayın, benimki daha olmadı. Siz başlayın. Can Mehmet bak, çatal koydum sana. Bak çatal koydum oğlum, çatalla. Ha, evet sana da çatal koydum.
Bayağı yedikten sonra aklıma gelebilir bir videoyu başlatabilmek. Can Muhammed senin soğuk oğlum. Aa benimki bile soğumuş. Hı, peki. Kızımıza, kız hakkımıza helal edin bak. Karşınızda yiyorum. Yani tost yani maçlara. Acı biberi çok seviyorum. Düşüyor. Ah. Çayını içme kız. Kuru kuru yeme. Can Muhammed sen de çayını iç oğlum hadi. Ah. Yemekten sonra biraz dinlenip kutu almaya gideceğim. Biraz ne yapacağım? Can Muhammed hadi oğlum. Tostu çok seviyorum çok. Can Muhammed'e sadece sucuklu yaptım. O asla yemez, asla. Nefese peynirli, ben de peynirli, aşağı şeyli, sucuklu. Hı. Al Can Muhammed, salatalık ye oğlum. Heh, çayını da iç, hadi anne. Benden uzakta oturayım. Bak, o sofranın üstüne oğlum, üstüne ört sofrayı. Ha, sofrayı üstüne ört, ha. Böyle yapma. Bizim gibi dur. Hadi anneciğim. Çocukları banyo yaptırın. İnşallah bugün Allah izin verirse. Çayı azalttım ya onun için demini çok koyuyor. Şey değil yani. Çok demli içmiyor. Can Muhammed seninki de bitecek. Nefes seninki de tamam mı? Tamam. Şekerliğim şeyde ya kaşığıyla birlikte makineden. Bir daha sen şunu koydu. Can Muhammed'in içini bir görseniz. Göstereceğim. Güzel mi? Hı-hı. Beğendin mi? Beğendim bir şeyi böyle yapıyor. Ah, çayını da dökersin anne böyle tut da. Ha, öyle tut. Ha. Hadi iç. İç hadi. Sonra ver geri yerine alayım. Ha. Çaysız da olmaz. İlla çay içecek. Yemeğimizi yedik. Şu makine dursun da şimdi çıkacağım. Ne oldu biliyor musunuz? Ay hemen onu size anlatayım bacılarım. Telefon çaldı hani. Estağfurullah. Gülcan abla mesaj attı. Ondan sonra ben de aradım bacılar. Hani Nanz dedi. Selver abla demiş hani o yeşil ev var ya. Onlar hani 3 kardeşe bölünmüş. İşte hani benim o 8 bin liralık beğendiğim ev var ya size yeşil. Nanz diyor hani onun kardeşiymiş. Hani demiş Selver abla demiş. Bir bayan var demiş hani eşi vefat etmiş. İki tane küçük çocuğu var demiş hani ev arıyor demiş. Konuşmuş işte benim için. Ondan sonra Naz dedi oraya hani Selver abla diyor dedi. Selver ablayı ben de aradım bacılar. Ara dedi Gülcan abla. Aradım ondan sonra şey. Dur oğlum. Selver abla böyle böyleymiş dedim. Evet dedi gel dedi. Şimdi bacılar gidiyorum aha. Konuşacağız. Selver abla diyor 7.5'a insek 7.000'e insek yine senin için iyi diyor. Doğru dedim abla doğru. Can Muhammed şeyin kapağını kırdı. Kutu da alayım hem zaten çıkacaktım. Kutu da alayım. Evet hadi gel. Bir de dedim ya kebapçıdan şey alacağım bir tane. Sarıyorlar ya. Dur bakalım unutmazsın. Hadi.
Terliğinizi giyin. Evet, sen niye oturarak onun arkasını takma anne. Orada terlik var ablanın yanına. Hadi bebeğim. Sessiz olur mu? Eve geldik, hemen Nefes'le Can Muhammed'i duşa soktum. Birazdan anlatırım. Can Muhammed'in kulak temizleme, tırnak kesme işlemleri bitti, saçını tarama. Sıra Nefes'te, ondan sonra Nefes yatağa. Bacılar, ancak fırsatım oldu, gelebildim. Anlatmadan önce hemen şunu söyleyeceğim size. Mine Enveroğlu'nun amcası beyin kanaması geçirmiş bacılar. Nazlı, senden, ailenden, takipçilerinden dua istiyorum dedi. Dua ettik arkadaşlar. Sizlerden de dualar bekliyorum. Allah acil şifalar versin. Şafi ismi hürmetine. Şifa versin Allah. Beyin kanaması çoğaldı valla. Ne oldu? Hemen onu anlatayım acılar. Gittim işte. Meğersem o hani ilk gittiğim yer vardı yani. Hani gelmedi. Eve bakacağım demiştim. Gülcan ablaya gitti mi? Meğersem onların eviymiş bacılar. Server abla bilmiyor işte. Oraya gitti mi? Gittik, orasıymış, konuştuk, şey yaptık, yok dediler arkadaşlar yine. Desinler değil mi, desinler, ne yapayım, yok dediler. Olmadı, kısmet değilmiş, ne yapalım, Allah büyüktür, kabul etmediler yani. Dur bakalım, ben kararımı verdim ama. Yarın gidip emlakçıyla konuşacağım. Siz de haberdar ederim zaten bacılar. Söylerim. Burada kapatıyorum bacılarım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarına güzel güzel hayırlı haberler alalım. İnşallah. Hoşçakalın.